Arkadaşlar merhaba. 26. ünitede toplumsal devrim çağında dünya ve Türkiye başlığında birlikteyiz. Ne konuşacağız burada? Burada 1960 sonrası dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Burada ağırlıklı olarak Soğuk Savaş sürecine giriş ve Orta Doğu siyasetine bakacağız. Bir sonraki paylaşımımızda, videomuzda da 60 sonrası Türkiye'sini, işte yine siyasi hayatta, özellikle Türk-Yunan, Türk-Ermeni ilişkileri başlığında, ekonomik ve kültür hayatında neler yaşandı şeklinde yürüteceğiz. Şimdi önce dünyaya bakıyoruz. 60 sonrası dünyada neler var diye. Bir kere biz bunu daha önce de konuşmuştuk. 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş dönemi diye tanımlamıştık. 91'e kadar devam ediyordu ama 60'tan sonra bir yumuşama süreci yaşanıyordu. Biz o Soğuk Savaş sürecinin yumuşama aşamasından, yani detant döneminden itibaren dünyada yaşanan gelişmeleri biraz böyle Orta Doğu merkezli bakacağız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'li yıllarda gerilim zirveye ulaşıyor. Fakat 55'te Bandun Konferansı ile 3. Dünya Devletleri olarak isimlendireceğimiz, yani o iki sistemin dışında kalan, Doğu ve Batı bloğu dışında kalan Asya, Afrika ve Latin Amerika devletleri tarafından bağlantısızlar bloğu oluşturuluyor ki dünya siyasi dengesindeki gerilimin etkisini azaltacak bir süreç diye tanımlanıyor. Gerçi çok fazla etkili olmayacaktır, çok o blok içindeki yarışmada kendini göstermeyecektir ama 60'lı yıllardan itibaren yaşanan bir takım gelişmeler o gerginliği bir parça yumuşatması adına, bir parça esnetmesi adına yeni bir sürecin, yumuşama, detant döneminin başlangıcı olarak tanımlanacaktır. Nelerdir bu gelişmeyi sağlayan süreç diye sorduğumuzda, Doğu bloğu arasında meydana gelen çatlaklar bunların etkenlerinden bir tanesidir. İşte Yugoslavya'nın, Çin'in Sovyetlerle ters düşmesi Doğu bloğunda bir çatlak olarak nitelendirilecektir. Yine Amerika ve Sovyetler arasında 1962'de meydana gelen Küba krizi kendini gösteren küresel çapta bir nükleer savaş tehlikesini ortaya çıkaracaktır. Bunu ileride de konuşacağız. Küba'ya Amerika'yı vuracak şekilde yerleştirilen uzun menzilli füzeler, diğer taraftan Türkiye'de İncirlik'te yer alan füzelerin biri Sovyetleri, biri Amerika'yı vuracak şekilde hazırlanmış olması dünyayı nükleer savaş eşiğine getirecek. Bu süreçte, yani bir nükleer savaşın yaşanması, insanlığın yok olması, 3. Dünya Savaşı'nın meydana gelmesi ve insanlığın yok olması anlamını taşıyacağı için, ki hatırlayın Einstein'ın sözüdür, 3. Dünya Savaşı'nın nelerle yapılacağını bilmem ama 4.'sü taşlarla sopalarla yapılacaktır gibi bir sözü vardır. Yani insanlık yok olacak, sıfırdan başlayacak gibi bir tanımlama, bir öngörüden söz etmiştir Einstein. 62'de yaşanan bu Küba krizi büyük çaplı bir savaş tehdidini ortaya çıkarınca siyasiler işte kafalarını ellerinin arasına alıp biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz sorgusuna ulaşmalarına neden olmuş. Bu da yumuşama sürecini başlatan gelişmelerden, en son böyle ramak gelişmelerinden biri olmuştur. Önceki yıllara göre bloklar arasında ortaya çıkan bu anlaşmazlıklar daha yumuşak bir biçimde çözülmeye başlayacak ve bunun karşılığı olarak da atılan birkaç somut adımdan söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi 72'de sonlanacak olan SALT 1, diğeri de 79'da tamamlanacak olan SALT 2 görüşmeleridir. Amerika ve Sovyetler Birliği arasında nükleer silahların azaltılmasına, nükleer başlıklı silahların, uzun menzilli silahların azaltılmasına dair yapılan uzlaşmalar, anlaşmalardır ki o Soğuk Savaş döneminin sert diyalogları burada, evet, gidişat hayra alamet deyip bir parça yumuşamaya neden olmuştur. Burada bloklar birbirlerinin varlıklarına saygı göstereceklerini taahhüt edecekler ve 1971'de aynı zamanda Doğu Avrupa ülkeleriyle Batı Avrupa ülkeleri arasında Helsinki Konferansı düzenlenip Helsinki nihai senediyle ortak bir takım ilkelerde buluşmuş olacaklardır. Şimdi bir taraftan SALT 1, diğer taraftan SALT 2 görüşmeleri, bir taraftan Helsinki Konferansı, o
sıcak çatışmanın çıkma ihtimalini azaltıp bir yumuşama sürecini başlatan gelişmelerdir. SALT 1 1972'de Moskova'da, SALT 2 de 79'da Viyana'da imzalanan İngilizce silahları azaltma görüşmeleri anlaşması, İngilizcenin kısaltılmış halidir. Yalnız 79'da SALT 2 imzalandığı tarihte Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal edince Amerikan parlamentosu SALT 2'yi onaylamayacaktır diye de küçük bir hatırlatma veriyor. Şimdi bu süreç zarfında dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda çok temel başlıklardan bir tanesi Arap-İsrail savaşlarıdır. Ki biz bunu yine 1948'de Filistin topraklarında kurulan İsrail Devleti ile beraber bir tarafta Arap-İsrail, bir tarafta da Filistin-İsrail çatışmalarının başladığından söz etmiştik. 1948 yani İsrail Devleti'nin kurulma sürecinden sonra Arapların birleşerek bir anlamda seni burada istemiyoruz savaşını başlattıklarını biliyoruz. 48 savaşı birinci aşamadır. Ancak devam eden bu savaşlar genel olarak hep Arapların yenilgisiyle bitecektir. 48 savaşı da aynı şekilde Arapların yenilgisiyle bitmiştir. İkinci gelişme Süveyş krizidir. Burada da Mısır'ı merkeze alıyoruz. 52'de Hür subaylar tarafından gerçekleştirilen Mısır'daki bir askeri darbeden sonra Albay Abdülnasr Mısır devlet başkanlığını almış. Akabinde de Süveyş kanalını millileştirme ilanında bulunmuştur. Bu da tabii ki Süveyş kanalını hatırlayın 1869'da İngiltere ve Fransa tarafından açılmıştı. Dolayısıyla İngiltere ve Fransa'nın olaya direkt olarak müdahalesi gibi bir sonucu getirecektir. İsrail, Mısır'ın Ürdün ve Suriye ile yaptığı askeri ittifakların kendisini tehdit ettiğini bahane edecek. Fransa ve İngiltere ile anlaşacak ve Mısır'a, Süveyş kanalına doğru yola çıkacaktır. Tabii ki İngiltere ve Fransa burada kanaldaki çıkarlarını korumak adına İsrail'i birlikte hareket edecek. Ancak çok ilginçtir Soğuk Savaş döneminin en cafcaflı dönemleri. Amerika ve Sovyetler Birliği bu konuda ortak hareket edecekler. İkisinin işbirliğiyle İngiltere ve Fransa buradan çekilmek zorunda kalacaktır. Hatta Sovyet Rusya İngiltere ve Fransa'yı tehdit edecek. Asker sokmaya kalkarsanız Londra ve Paris'i bombalarım diyecektir. İsrail başlamış olduğu Kadeş operasyonu sırasında Sina'yı işgal ederek iki müttefikin aksine hedeflerine ulaşmayı başaracak. Topraklarını yine dört misli genişletecek. Bu arada Mısır ve İsrail arasında Sina Yarımadası'nda Birleşmiş Milletler askerlerinin yerleştirilmesine dair bir gelişme yaşanacaktır. Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla İsrail, İngiltere ve Fransa'nın işgal ettiği Mısır topraklarından çekilmesini isteyecek. Dönemin iki süper gücünün de bu karara destek vermesi üzerine İngiltere ve Fransa ve İsrail işgal ettikleri topraklardan çekilecek. Sonuçta Orta Doğu'da siyasi dengelerde bir değişiklik yaşanmış olacak. Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirme girişimi savaştan yenilgiyle ayrılmış olmasına rağmen Arap dünyasında prestijinin artması gibi bir sonucu beraberinde getirecektir. Bakın 1-48 savaşı dedik, 2-56'da Süveyş krizi dedik, Arap-İsrail savaşlarının başlıkları. Üçüncüsü de 6 gün savaşıdır. Yine Mısır Devlet Başkanı Abdülnasr'ın 48-56 Arap-İsrail savaşlarındaki yenilgilerini telafi etmek adına Arap ülkeleriyle, hangi Arap ülkeleriyle? Yine başrollerde şöyle çiziyorum, Mısır var, Suriye, Ürdün, Irak ittifak kuruyorlar. Ve İsrail'e karşı cephe oluşturuyorlar. 67'de Filistinli direniş gruplarının Suriye üzerinden İsrail topraklarına saldırmasıyla yeni bir savaş başlıyor. Tarihte 6 gün savaşı diye geçer. 1967 Arap-İsrail savaşı sonucunda İsrail, Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini, Ürdün'den de Batı Şeria bölgesini alıyor ve Doğu Kudüs'ü de işgal ederek yine sınırlarını büyüterek bu işten kârlı çıkan ulus oluyor. Bu savaş sonucu Yahudiler yaklaşık 2000 yıl sonra ilk defa Kudüs'ün tamamına egemen olmak gibi bir sonuca ve topraklarını büyütmek gibi bir genişlemeye sahip olmuş oluyorlar. Bir sonraki dördüncü başlığımız Yom Kippur Savaşı ya da Affediliş Günü, Yahudilerin bayram günüdür.
1973'te Arap-İsrail Savaşı yine bir anlamda 67 Savaşı'nın, 6 gün Savaşı'nın devamı niteliğindedir. Yine Mısır'ın öncülüğünde Arap devletleri askeri ittifak oluşturuyorlar ve yine yanlarında daha önce kaybettikleri toprakları geri almak isteyen, bir adım geriye gidiyoruz hemen, Suriye, Ürdün ve Irak'ta var. Birleşiyorlar. Savaşın ilk anlarında Mısır ve Suriye İsrail karşısında ilerleme sağlıyor ise de ABD'nin desteğiyle kısa sürede Golan Tepelerini geri alıyor İsrail. Sina'daki Mısır birliklerini yenerek yeniden dengeyi sağlıyor. Taraflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çatışmayı durdurma çağrısını dikkate alarak savaşı sonlandırıyorlar. 74'te kesin ateşkes sağlanıyor ve İsrail'in Mısır ve Suriye sınırına Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini yerleştirmeyi kabul etmesiyle noktalanıyor. 73 Arap-İsrail Savaşı sonunda Arap ülkeleri İsrail'i destekleyen Batı ülkelerine karşı petrol fiyatlarını bir siyasi güç kozu olarak kullanmaya başlıyor ve böylece petrol krizinin başlanması sağlanıyor. Bu gelişmeden endişelenen Batı ülkeleri yükselen petrol fiyatlarını sanayi ve teknoloji ürünlerine yansıtarak kısa sürede ekonomilerini dengeliyorlar. Çünkü sonuçta gelişmiş Avrupa ülkelerinin alım gücü ekonomik rahatlıklarından kaynaklı alım güçleri yüksek. Çok fazla etkilenmiyorlar. Pahalı alınan ham madde ürüne pahalandırarak yansıyor. Kısa bir kriz dönemi yaşanıyor ama sonuçta denge sağlanıyor. Bu krizden daha çok etkilenenler işte gelişmekte olan ülkeler ya da gelişmemiş ülkeler oluyor. Dolayısıyla istenilen amaca ulaşmamış oluyor. Bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu esnada, bu Arap petrol krizi esnasında Arap ülkeleri birleşiyorlar. Daha önce petrol ihraç eden Arap ülkeleri vardır. Yani petrol ihraç eden ülkeler vardır. OPEC. Burada Arap ülkeleri birleşiyorlar. OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. Burada birleşiyorlar. Arap ülkeleri petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünü kurup OAPEC'i kurup petrol fiyatlarını kontrol altına almaya çalışıyorlar. İşte buradaki çabayla bir petrol krizi yaratılıp Avrupa'nın, Amerika'nın İsrail'e desteği engellenmeye çalışılıyor. Son başlığımız Camp David Anlaşması. Mısır'ın yeni devlet başkanı Enver Sedat, Sovyetler Birliği ile işbirliğinden vazgeçip Amerika'ya yaklaşma kararı alıyor. Bunun üzerine Amerika, Mısır ile İsrail arasında barış için arabuluculuk girişimlerine bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonucunda Amerika, İsrail ve Mısır arasında 1978'de Camp David Anlaşması'nı imzalatıyor ki Mekik diplomasisi diye tanımlanır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kissinger, Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasında başlattığı işte diplomatik temaslar, başkentler arasındaki o yolculuk Mekik diplomasisi diye isimlendirilir. Sonuçta Camp David Anlaşması'na göre İsrail Sina Yarımadası'nda varlığına son verecek, Mısır'a burayı geri verecek. Mısır'da İsrail'in siyasi bir varlığını tanımış olacaktır. Böylece kurulduğu 1948'den bu yana İsrail'in siyasi varlığını tanıyan ilk Arap ülkesi Mısır olacaktır. Arap ülkeleri anlaşmaya şiddetle karşı çıkacaklar. Suriye, Irak, Libya, Güney Yemen, Cezayir bir red cephesi kuracak ve SSCB'ye yaklaşacak. Ama sonuçta İsrail diplomatik anlamda da bu işten kârlı çıkan ülke olacak. Bir Orta Doğu ülkesi, bir Arap ülkesi İsrail'i tanımış olacaktır. İkinci başlığa geçiyorum. İran-Irak Savaşı diyorum. 1980-88 arası. İran ve Irak arasında bir Şatül Arap su yolunun sınırlarının çizilmesi konusunda devam eden anlaşmazlık savaşın nedenlerinden bir tanesini oluştururken bir diğer nedeni de İran'a 1979'da bir darbeyle Şah rejiminin yıkılması ve dini lider Ayetullah Khomeini liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber coğrafyadaki güçler dengesinin bozulmuş olması. Benzer gelişmenin Irak'ta yaşanması, Saddam Hüseyin'in yine
askeri bir darbeyle Baas Partisi olarak Irak'ta yönetime gelmesi ve bu arada iki ülke arasındaki mezhepsel farklılıklardan kaynaklı olarak İran'ın ülkesindeki Irak'ta İran'ın Şii Müslümanları kışkırtması, Saddam Hüseyin ile Ayetullah Hümeyni arasında devam edecek 8 yıllık savaş sürecini başlatan gelişme olacaktır. 8 yıl kadar süren bu savaş, Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğu ile 1988'de sona erecek, ancak sınırlarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Getirdiği bir takım tabii ki sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi Saddam'ın Irak'ta güçlenmesidir. Irak'ın ulusal bütünlüğünün sağlanmasında savaş bir araç olacaktır. İşte savaş dış tehdide karşı bir birleşme mantığı ortaya çıkacaktır. İran'ın Orta Doğu'ya yayılma ve İslam dünyasında lider olma planı gerçekleşemeyecektir. Irak ona ket vuracaktır. Irak bu savaştan sonra ekonomik olarak yıprandım, kayıplarımı telafi etmem gerekiyor mantığıyla birinci Körfez saldırı savaşı diyeceğiz, Kuveyt'e saldıracak. Bu da Körfez Savaşı'nın başlangıcı olacaktır. Ve Amerika Birleşik Devletleri savaştan bir süre sonra Basra Körfezi'ne ve Orta Doğu'ya çekiç güç adı altında askeri birlikler gönderecektir bu gelişmeye paralel olarak. Evet, bunlar 60 sonrası dünyadaki gelişmeler idi. Türkiye'de neler yaşanmıştır? Bir sonraki videomuzda da onlara bakıp 60 sonrası Türkiye'sini irdeleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.